Biz Büşra ve annemle Alaçatı'ya tatile geldik. Dün İzmir'e geldik, bugün de Alaçatı'ya geldik. Her şey çok spontane gelişti. O yüzden biz de daha nerede gezeceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Planımıza göre buradan Çeşme'ye gideceğiz. Oradan da Ege kıyılarından Antalya'ya döneceğiz. Yine de kesin bir planımız yok. Yol üzerinde gördüğümüz güzel, ilgimizi çeken yerlere saparak tatilimize devam edeceğiz gibi görünüyor. Olabildiğince ilginç yerleri çekmeye çalışacağım. Umarım güzel olur. Alaçatı'nın en meşhur yanlarından biri sokakları. Bence bu sokaklar için bile Alaçatı'ya gelinir. Eğer fotoğraf çekmeyi seviyorsanız da mutlaka gelin. Çünkü fotoğraf çekmek için çok güzel mekanlar var ve bir duvarın önünde bile çok güzel şeyler çıkabiliyor. Burası benim için cennet diyebilirim. Bence kesinlikle görmeye değer bir yer. Çeşme'ye geldik. Çeşme ile Alaçatı zaten birbirine çok yakın. Arabayla bir 15 dakikalık bir mesafesi var. Şu an şehir merkezindeyiz. Şehir merkezini biraz turladıktan sonra sahile doğru gideceğiz. Herkese merhaba, bugün tatilimizin şu an burada çok fazla rüzgar var. Kameraya yansıyorsa sizlerden bu rahatsız edici ses için özür dilerim. Biz şu an Kuş Cenneti'ne geldik. Karşıyaka'da Sazıklı'da Kuş Cenneti diye bir yer. Şu an burası bataklık bir yer, o yüzden çok güzel kokmuyor. Ama ileride çok fazla flamingo var, o açıdan çok güzel. Zoom yapıp size göstermeye çalışacağım. Ama sanırım ileride daha büyük bir kuş kokmuyor. Orada daha güzel gösterebileceğimi düşünüyorum. Bu yol 20 kilometre uzunluğunda ve girişte bisiklet kiralayabileceğiniz bir yer var. Biz bu seferlik bunu yapmayacağız çünkü hava gerçekten çok sıcak ve çok fazla rüzgarlı. Çünkü yanımızda yeterli suyumuz ve yiyeceğimiz de yok. Çok istesem de maalesef bu turu bugün gerçekleştiremeyeceğiz. Bu tarafta başka yürüyüş rotaları var. Şimdi oraya bakacağız.
Bugün tatilimizin 3. günü. Muğla Dalyan'dayız. İskuzu plajına geldik. İzmir'den sonra Köyceğiz'e geçtik. Ama orada size çok fazla çekemedim. Daha doğrusu çekmedim. Çünkü sadece yemek yedik ve buraya geldik. Orada burada çok fazla yemek çeşidi olmadığı için orada yemek yemeyi tercih ettik. Burada otelimize yerleştikten sonra direkt denize geldik. Buranın denizi gerçekten hayatımda gördüğüm en güzel deniz. Metrelerce ileri gidiyorsunuz ve ayaklarınız hala yere basıyor ve yumuşacık kumlar var. Gerçekten çok güzel. Burası dünyadaki en güzel sahil olabilir. Kilometrelerce gidiyorsunuz ve sonu gözükmüyor. Sanırım 7 kilometreydi. Ve o kadar doğal ki az önce suyun içerisinde karate karate gördüm. Hatta burası Turtle Beach olarak biliniyor. Karate karateların üreme yeriymiş. Karate karateları korumak için saat 8'den sonra sahile girmek yasak. Bu arkamda görmüş olduğunuz da Sulungur Gölü. Gerçekten mükemmel bir manzarası var. Göl muhteşem değil mi gerçekten? Şimdi biraz daha bu sahilde vakit geçirip dinleneceğiz. Daha sonrasında da şehir merkezine dönüp sokaklara gezeceğiz. Orada da vlogu biraz daha çekmeye devam edeceğim. Çekemezsem. Antalya'ya doğru ilerliyoruz. Az önce Patara'da durduk. Orada size çok fazla çekemedim maalesef. Çünkü kameramın şarjı bitti. Şarj edecek bir yer bulduktan sonra yola tekrardan devam ettik. Şimdi Kalkan'a doğru geldik. Bu arkamda gördüğünüz manzarayı görünce mutlaka durma ihtiyacı hissettik. Bizim için de küçük bir mola olmuş oldu. Kaş'a doğru gideceğiz. Kaş'taki planımız Büyük Çakıl ya da Küçük Çakıl plajında yüzmek. Daha sonrasında biraz daha vakit geçirdikten sonra Antalya'ya doğru yol almak. Kaş'ta tekrardan görüşmek üzere. Plajına geldik şimdi. Maalesef burada yüzemeyeceğiz. Deniz gerçekten çok mükemmel. Bunun için çok üzülüyorum. Çünkü arabayı park edecek yer gerçekten yok. Çok çok kalabalık. Ayrıca yemeğimiz de yok, şemsiyemiz de yok. Hiçbir şey yok. Yüzmek için çok kötü bir zaman. Ama buraya sonradan mutlaka gelmeyi çok istiyorum.
sonra Kaş'a geldik. Bir kenara park ettikten sonra şehir merkezinde biraz vakit geçirdik. Şehir merkezini gezdik. Daha sonrasında da bir yerde yemek yedik. Yemek yedikten sonra Yarımada'ya gittik ve bir tane plaja girdik. Suyu gerçekten çok güzeldi. Çok berrak. Kaş'ın denizine bayılıyorum zaten. Ama maalesef biraz soğuktu. O yüzden ben çok fazla yüzemedim. Ve Kaş'tan sonra artık Antalya yoluna devam ettik ve şu anda da Demre'deyiz. Beymelek Lagünü'ndeyiz. Küçük bir mola verdik ve böyle güzel bir manzaranın önünde de artık vlogumu sonlandırıyorum. Çok fazla yol kenarı olduğu için çok araba geçiyor. Ses rahatsız ediyorsa özür diliyorum. Her neyse şimdi vlogumu sonlandırıyorum. Buradan sonra direkt eve geçeceğiz ve bu kadar günün yorgunluğunu direkt uyuyarak atacağım sanırım. Kanalımda ilk defa bir vlog çekiyorum ve bu tarz vlogları daha fazla çekmemi isterseniz lütfen bana bildirin. Ve nasıl olduğunu da bildirirseniz buna göre kendimi de daha fazla düzeltirim. Ve benim vlogum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım tatilimden siz de zevk almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tatilimin nasıl geçtiğini oradan da görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.